Kasım geride bırakıyoruz artık. Aralığa giriş yapıyoruz. Gökyüzü yay etkileriyle yoğun vaziyette. Hevesliyiz, umutluyuz. Girişimlerde daha motivasyonumuz yüksek. Maneviyatımız daha yüksek. Yayın etkileriyle birlikte daha cesuruz. Biraz patavatsızız. Biraz konuşmalarda çok fazla cesur kelimeler, hatta kırıcı kelimeler kullanabiliriz. Hafta ortasında başlayan aslında sert açılar diyebileceğimiz açılar var. İlişkilerde para açısından özellikle çatışmalı, tutku dolu, biraz kargaşa ve çatışmaya yol açacak ortamlar gündemimizde olacak. Kadın erkek çatışmaları özellikle yoğun vaziyette olacak. Fazla para harcatacak bir açı bu da. Harcadığımız paranın nasıl gittiğini anlamayacağız. Fazla para harcatacak. Hafta sonuyla birlikte çarşambadan sonra biraz sert etkiler alacak ama burada ilişkilerde özellikle sosyal çevremizden kadınlarla ilgili çatışmalı, biraz tartışmalı ortamlar, elektronik aletlerimizde bozulmalar, internet konusunda sıkıntılar, belki kollar, eller ve sinir sistemiyle ilgili sıkıntılı ortamlar. Yani akciğerle ilgili hala sıkıntıda olduğumuz biraz kendimize, nefesimize ve akciğerimize dikkat edeceğimiz sağlık problemleri, ellere, kollara ve çarpmalara dikkat edeceğimiz bir hafta. Hafta sonuyla birlikte kandırılma, biraz etkide kalacağımız, gözümüzde büyüteceğimiz insanlarla konuşmaları fazla fazla büyüteceğimiz ortamlar. Belki anahtarımızı unutacağız, dalgınlıklar, cüzdanımızı bir yerde unutacağız, bu tarz etkiler. Hafta sonu özellikle yemeye, içmeye, kalorili ve aşırı yeme içme ortamlarına biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu haftanın en güzel etkisi kendimizden büyük ya da bilgi sahibi olan insanların desteğini alacağımız güzel ortamlar bu hafta. Onları dinleyip onları duymaya çalışın, onlardan bilgi almaya çalışın. Onların desteğini göz ardı etmeyin diyorum. Bu hafta biraz gelgitli ama yine de umutlu, yine girişimde bulunacağımız pasaportumuz, vizemiz, yurt dışı işlemlerimizin olduğu konularda iyi ilerleyecek konular gündemimizde olacak. Yine yoğun bir hafta, yine burçlarla birlikte etkileri görelim bakalım. Sevgili koçlar, yayın etkisi size çok iyi geliyor aslında. Yani gökyüzündeki ateş enerjisi o cesaretinizi daha da çoğaltıyor. O girişiminizi, fikirlerinizi beyan etmeniz konusunda size daha destek veriyor. Yapacağınız belki hukuksal bir girişim var, bir davanız var, bir konunuz var. Burada kendinizi iyi ifade etmenize, cesurca kendinizi savunmanıza ya da karşı tarafı savunmanıza sebep olacak söylemler ve ifadeler kullanmanızı sağlayacak. Girişimler, iş konuları, bulunduğunuz ortamlarda aslında fikirlerinizi ve konuşmalarınızı çok cesur yapacağınız için bekar koçlar için de belki böyle flört ortamlarına açılacak, göz dolduracak karşılaşmalar olabilir. Hafta sonuyla birlikte biraz sert etkiler, söylemler ve sözlerde biraz tartışma ve hayal kırıklığı yaratacak ortamlar ve karşılaşmalar olacak. Pazar günü itibariyle biraz fazla melankolik, yemeğe, içmeye düşkünlük, tatlıya ve zevke biraz daha ihtiyaç ve düşkünlük olabilir. Güzel bir hafta olsun. Boğalar, size bu hafta özellikle ortak finansal konularda, yani eşinizle bir iş yapıyorsunuz belki, onunla ilgili bir konuda bir ortağınız var. İş konuşmalarında bir ortak noktayı bulma konusunda biraz zorlanıyorsunuz. Biraz tutkulu ve tartışmalı ortamlar sizi geriye çekebilir. Buralarda yoğun para konuları konuşabilirsiniz aslında. Ortak kazançlarınızla ilgili bir gerginlik ve tartışma ortamı yaşatabilir aslında size burada. Kararlarda karşı tarafın etkisinde kalacağınız ortamlar, paranın fazla çabuk harcandığı konusunda göreceğiniz etkiler sizi birazcık gerebilir. Sağlık açısından sıkıntılanıp ruh açısından biraz sağlığınız konusunda biraz sizi gerebilecek ortamlar yaşatabilir. Operasyon belki konuşacaksınız. Operasyonlarla, ameliyatlarla ilgili belki gündeminiz olabilir bu hafta. Varsa bir sağlık
problemleri bu tarafa götürecek etkiler size yaşatabilir. Özellikle borç ve riskli işlerde biraz daha dikkat etmeniz gereken riskli ortamlar aslında. Cumartesi hayal kırıklığına uğratacak, ilişkilerde yanılma etkileri yaşatacak size. Pazar günüyle birlikte size de fazla aşırı yeme, aşırı kalori, tatlı ihtiyacı ve buralara yönelme, yeme içme ortamları oluşacak. Canınız bunlardan fazla fazla isteyecek. Güzel bir hafta olsun. İkizler burçları, bu hafta size ikili ilişkilerde özellikle ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir düzen istiyorsunuz aslında. Belki buralarda bir dobra dobra karşı tarafa ihtiyaçlarınızı söyleyeceksiniz. Neler istediğinizi söyleyeceksiniz. Biraz patavatsız ve biraz coşkulu, macera isteyen bir havada olabilirsiniz. Anlaşma yapmak ya da imza atmak üzereyseniz ya da bir iş başvurusu bulunduğunuz artık bir onay bekliyorsa bazı şeyler, Perşembe, Cuma bunlar için uygun değil. İmza atarken mutlaka atmanız gerekiyorsa dikkat etmeniz gereken etkiler var burada. Biraz yanıltıcı etkiler karşınızda olabilir. Özellikle bir bayanla ilgili bir para konusu, bir tartışmaya, çekişmeye ya da zorlu, sıkıntılı bir ortama yöneltebilir sizi. Burada biraz sıkıntılı etkiler olabilir. Büyük birinin etkisini ya da konuyla ilgili bilgi sahibi birinin, yaşça büyük ya da bilgi açısından büyük birinin onayını ya da tavsiyelerini alarak burada daha düzgün bir karar verme ortamı yaşatabilir size, yaşayabilirsiniz bu konuda. Özellikle partner konusunda emin olmadığınız bir ilişki, bir partner konusunda karar vermeyin. Şu sıra bu ortamlar için hiç uygun değil. Emin olmadığınız bir konuda, özellikle ilişkilerde, partnerde biraz hayal kırıklığı yaşatacak ortamlar olabilir sizin için de. Pazar günü siz de biraz relax olacaksınız. Pazarın etkisiyle yeme, içme, kalori ve biraz daha tatlı ihtiyacını karşılamak için yeme içmeye dönebilirsiniz. Buralar size iyi gelecek. Yengeç burçları, yayın etkileri: özellikle günlük rutin işlerinizde temponuzun çoğalmasına, ek iş gelmesine, belki çalıştığınız insanların size bir fırsat ve imkanda ya da bir iş olanında ek bir şeyde bulunmasına, sizin bu konuda özellikle yoğun bir iş temposuna girmenize sebep olacak. Yeni iş kapıları açacak aslında, yeni fırsatlar açacak, bu bakımdan çok iyi. Özellikle haftanın ilk 3 günü yoğun vaziyette bunlarla uğraşacaksınız. Arkadan dönen, sizi etkisiz hale, kontrolünüz dışında gelişecek bazı olayların olduğunu da görebileceksiniz. Özellikle hafta sonuna doğru Perşembe, Cuma günü enerjinizin düşmesi, biraz daha dağınık bir halde olan siz yengeçlerin kandırılmasına, ikna edilmesine, belki de istemediği bir şey için onay vermesine sebep olabilir. Burada biraz yoğun ve sıkıntılı bir ruh halinde, dağınık bir ruh halinde olduğunuz için çabuk ikna edilebilir, çabuk kandırılabilirsiniz diyorum aslında sizlere. Hafta sonu sizin de özellikle yoğun tatlı ihtiyacı, yeme içme ve rahatlama ortamı çok fazla aşırı yedirebilir sizlere. Özellikle üreme ve cinsel ortamlardaki rahatsızlıklara biraz daha dikkat etmeniz gereken bir hafta. Aslan burçları, sizin yayın etkileriyle artık zevk alanlarınıza, mutlu olduğunuz ortamlara biraz daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Burada belki evli bir aslan burcusunuz, çocuğunuzla birlikte programlar yapıp daha hoş, daha mutlu olacağınız bir ortam yaratabilirsiniz. Hem çocuğunuza iyi gelecek, hem size iyi gelecek bir ortam yaratabilirsiniz. Özellikle bekar aslanlar için sosyal çevresi ve flörtü arasında bir denge sağlamanız gereken bir ortam olabilir. Buralarda dengeyi siz sağlayacaksınız. Dengeyi arayışın içine, denge arayışı içine gireceğiniz ortamlar olabilir iki taraf arasında. Hafta sonuyla birlikte biraz sert etkiler olduğunu söyledim. Perşembe, Cuma ve Cumartesi ile birlikte para konusunda sıkıntılı belki haberler, bir vergi, ek bir vergi
gerginin çıkması, bir borcunuzun faizini ödemek ya da bir para konusunda sıkıntılı bir şeyin çıktığını görüp biraz stresli bir ortama ya da para harcamanıza sebep olacak kanma, kandırılma, ek para çıkmasına sebep olacak belki de biriyle bir ortama gireceksiniz ve burada kandırılma enerjisiyle cebinizden fazla para çıkacak. Pazar günü özellikle rahat bir ortam, yeme, içme ve tatlıya biraz fazla düşkünlük olacak. Burada kendinizi kaptırıp yeme içmeye dalabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Başak burçları sizi yay biraz gerebilir bu hafta. Belki de olaylar ve konuşmalar ya da yapılan hareketler size fazla gevşek geliyor olabilir, fazla rahat geliyor olabilir. Sizin gibi düzen ve tertip isteyen bir Başak burcu için hani kariyer kısmında dağılabilirsiniz. Aile kısmında biraz böyle ele alamayacak, toparlayamayacak gibi gelebilir bazı işler, bazı olaylar size. Denge arayışında olacaksınız. Güven duymak isteyeceksiniz. Güven arayışında olacaksınız. Buralar biraz size gerebilir, biraz sıkıntı yaratabilir. Fakat hafta sonu biraz kandırılma enerjisi yoğun. Etrafınızdaki insanlar, sizi ikna etmek için uğraşan, çabalayan insanlara biraz daha temkinli bir gözle bakarsanız belki bu enerjiden kurtulmuş olabilirsiniz. Pazar günüyle birlikte sizlerde yeme, içme, tatlı ihtiyacı buralarda birazcık dağılabilir. Rüzgarına kapılabilirsiniz etkilerin. Güzel bir hafta olsun. Terazi burçları. Gökyüzünün yay etkileri, yoğun yay etkileri size fikirlerinizde, düşüncelerinizde, iletişimde özellikle trafiğin çok yoğun olacağını, buralarda bir koşuşturma, fikirlerinizi beyan etme, yazma, çizme, belki iletişimde yoğun bir trafik hali, özellikle bu haftanın ilk 3 günü yoğun vaziyette sizi yoracak etkiler. Arkasından çarşamba, perşembe gündemde olacak. Ticaretle ilgili belki bir çatışmalı, bir kadınla ilgili bir para konusunda sizi gelecek. Yetişmeniz gereken bir yere yetişemediğiniz için gerginlik ve tartışma ortamları buralarda bir gerilmenize sebep olacak ortamlar yaratabilir. Özellikle hafta sonuyla birlikte bir yorulma, dağılma, bir kandırılma enerjisi aslında bıkkınlıktan gelen belki her söylenene ikna olma, kandırılma enerjisi etkisinde kalabilirsiniz özellikle bu hafta. Para harcayabilirsiniz, gözünüz hiçbir şey görmeyip neyi harcadığınızı bilmeyebilirsiniz. Hayal kurabilirsiniz, hayal kurarken ikna olup kandırılabilirsiniz de. Burada biraz sert etkiler var. Hafta sonu sizi de yeme içme konusunda abartıya kaçacak ortamlar ve yeme içme ortamları karşınıza çıkacak. Güzel bir hafta olsun. Akrep burçları, yayın gökyüzündeki bu kadar yoğun etkisi para açısından sizin odağınızın yüksek vaziyette paraya yönelik olacağını, işler, alışlar, verişler, ödemeler, bunlar para konusunda bir yoğunluk yaşamanıza sebep olacak. Bu haftanın özellikle ilk 3 günü ödemeler konusunda belki aksamalar, beklediğiniz paranın gelmemesi ve sizin biraz gerilmeniz, biraz endişelenmeniz, tartışmalı ortamlara girmenize sebep olacak belki fevri girişimler ve tartışmalar yaratabilir. Özellikle ikili ilişkilerde kararsız kaldığınız, karar vermek için belki de bir akıl karışıklığı yaşadığınız ortamlar olabilir. Büyük kararlar vermek için uygun bir zaman değil burada. Buralar biraz sıkıntılı geçebilir. Sağlık açısından dikkat etmeniz gerekiyor. Akrep burçları sizin bu hafta. Soğuk algınlığı, akciğer konuları, eller ve kollar kısmında biraz daha sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta. Kanma, kandırılma etkileri var. Çok fazla para harcatır bu hafta size. Para harcarken gözünüz hiçbir şeyi görmeyebilir. Hafta sonu yeme içme konusunda aşırı istekler, tatlıya düşkünlük. Buna göre programlar yapın. Güzel bir hafta sonu olsun. Yay burçları, gökyüzünün bu yoğun yay enerjisiyle
sizin de hayatınızda belki de çok fazla bir tempo, bir koşuşturma, bir program, plan, buluşma, anlaşma, yani sürekli aktif olduğunuz bir hayat koşuşturması içinde olabilirsiniz. Davetlere gidiyor olabilirsiniz, programlar yapıyor olabilirsiniz. Belki iş görüşmesi, iş ortamları, beraber iş yaptığınız insanlarla ilgili kaygılı bir ortam yaşıyor olabilirsiniz. Burada rekabet ve gerginlik yaratacak ortamlar olabilir ama siz kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz bu konularda. Özellikle yaşça büyük ya da bilgi açısından bilgili birinin desteğini ve burada teşviğini, onayını göreceksiniz. Bu size iyi gelecek etkilerden. Hafta sonu biraz sıkıntılı. Perşembe, cuma, cumartesi ile birlikte evinizde su tesisatı ya da bir vana, boru, bu tarz sıkıntılı bir patlama, bir tadilat işiyle uğraşıyor olabilirsiniz. Bu tarz bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle aile açısından yapacağınız birine bir harcama, aşırı çocuğunuz olur, anneniz olur, eşiniz olur, bir aileden birine fazla bir harcama yaptığınız bir alışverişte kendinizi bulabilirsiniz. Hafta sonu, pazar günü özellikle yeme, içme ve tatlı ihtiyacının çok yoğun olacağı bu tarz ortamlarda kendinizi bulabilirsiniz. Sağlıklı bir hafta diliyorum yaylar. Oğlak burçları. Yayın etkileriyle gökyüzünün yoğun vaziyette olması, yay etkilerinin olması sizi ruhsal açıdan. Aslında hayatım nereye gidiyor? Kaçırdığım bir şey var mı? Daha neler yapabilirim, ne kaçıracağım gibi böyle sorgular içindesiniz aslında. Benim denediğim çok iyi bir yöntem var. Hani burada size de bunu önermek isterim. Bilinçaltını kontrol altına almayı, yani bilinçaltı sizi yönetmesin, eskilerle savaşmayın, zihninizi kötü düşüncelerle boğmayın, çöp haline getirmeyin, bilincinizi kendiniz yönetin. Bu bilinçaltındaki korkular, endişeler, kaçışlar ya da hayat için yapacağınız şeylerde çaresizlikler sizi zorlamasın, bilinçaltınızı siz kontrol altına alın. Hayat bu kontrol altına almayla birlikte çok daha rahat bir hale gelecek. Çok büyük bir tavsiye aslında bu. Umarım şifa olur sizlere. Çözümler arayacaksınız, netleşmek isteyeceksiniz, bir şey plan program yapmak isteyeceksiniz ama sanki şu sıralar böyle bir aşağı çekilme, çok fazla içinizden bir şey gelmemesi, iş yaparken bile günlük işlerinizde, koşuşturmalarınızda bile hani istememe halleri, bir ruh çöküntüsü, bir rahatsızlık, huzursuzluk hissi. Bu tarz şeyler sizin ayağa kalkmanızı, işte bir ufak işin ucundan tutmanızı bile engelleyecek böyle içten gelen bir huzursuzluk o halleri olabilir. Özellikle rüyalarınıza dikkat etmenizi istiyorum. Size aydınlatıcı, yol gösterici rüyalarla karşılaşacaksınız bu haftayla birlikte. Buralarda belki de sizin farklı görmenizi sağlayacak. Tembel ve para harcatan bir enerji hafta sonuyla birlikte. Parayı nasıl harcadığınızı, ne yaptığınızı, belki de çok istediğiniz bir şey için harcadığınızı düşünerek fazla harcama yaptıracak ortamlar olabilir. Pazarla birlikte yeme, içme, relax bir halde tatlı ve yeme içmeye düşkünlük biraz fazla yoğun vaziyette olacak. Güzel bir hafta olsun. Kova burçları, yayın gökyüzünü yoğun vaziyette etkilemesi sizi sosyal çevrenizde, davetlere, toplantılara, belki iş görüşmelerine, buradaki ufkunuzu açacak hareketlere, girişimlere, sohbetlere belki çok güzel gruplara girmenize sebep olacak güzel etkilerle. Vizyonunuzu açacak belki, ufkunuzu değiştirecek, ortamınızı değiştirecek. Hani kim bilir belki burada geçen hafta da dediğim gibi aşk konusunda bir flörtle karşılaştıracak. Sadece hafta sonuna doğru başta da bahsettiğim gibi sert etkiler sizi biraz aceleci ve hızlı hareket ederken bir kararsızlık, yanlış yapma, zarara uğratma gibi etkilerde bulundurabilir.
Anlaşma ve planlarda birazcık hayal kırıklığı ve sıkıntılı, net olmayan sonuçlar getirebilir sizlere. Cumartesi, pazar da bahsettiğim gibi biraz tembellik, fazla para harcatma. Belki bu sosyal çevrenizde devam edecek programlarda fazla para harcatma ortamları olabilir. Buralarda biraz dikkatli olalım. Pazar günüyle birlikte çok fazla rahat olacağımız, yeme, içme ve kalori açısından bir şey umursamayacağımız bir hafta sonu geçireceğiz. Balık burçları gökyüzünün yoğun desteğiyle, yay etkisiyle sizin kariyer ve unvanda ben kimim, toplum önünde ne diye görünüyorum, nasıl görünüyorum, buralarda bir şeyler yapmak için uğraşıyor olacaksınız. Burada bir koşuşturma, bir her şeye yetişme anı, her şeye yetişmek için çabalarken, hatta belki bir üstünüze, bir astınıza, patronunuza bir şeyleri ifade ederken aslında güzel ortamlar yaratacak size. Eşinizin desteğiyle birlikte daha olumlu, güzel başlangıç ve kendinizi ifade etme ortamı yakalayacaksınız. Hafta sonuyla birlikte biraz sıkıntılı. Aile ortamlarında belki vereceğiniz kararlar, aceleci, ikna edilerek vereceğiniz kararların sonradan iptal edilmesi. Yani hayır, ben bunu istemiyordum, başka bir şey yapmak istiyorum, bunu söylemek, bunu onaylamak istemiyorum dedirtecek yanıltıcı etkiler olabilir. Hafta sonuyla birlikte başta da söylediğim gibi fazla para harcatır, fazla yedirir, içirir, biraz yoğun vaziyette harcamalara ve yeme içmeye düşkünlük sağlayabilir. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.